İzleyenleri şu anda Manisa'da Vestel'in fabrikasındayız. Turkcell ile beraber Vestel bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikte Vestel'in yeni akıllı telefonu Venus V3 tanıtıldı. Venus V3 piyasada var, alabiliyorsunuz. Ama elimde tuttuğum Venus V3 biraz daha değişik bir varyantı. Modelinde söyleyecek olursak V3 50-20. Piyasada yanlış hatırlamıyorsam 50-40 satılıyordu. Telefon 5 inçlik bir telefon ve en uygun 5 inçlik telefonlar arasında yer alıyor. Şu anda Turkcell 36 ay taksitle ayda 19 liraya telefonu satışa sunacak paketlerle beraber. Zaten Turkcell uygulamalarında ön yüklü olarak görüyorsunuz. Buradaki amaç şu, Turkcell'in insanlara 4.5G'yi uygun fiyatlara deneyimlemelerini sağlamak. Hemen şu an burası kalabalık bir nokta ve kapalı bir nokta olsa da speed test yapalım. 4.5G desteği de var. Ne kadarlık bir 4.5G performans alacağız? Onu da sizlere gösterelim. Telefonun ayrıca özelliklerini de değerlendireceğiz bu test yapılırken. Şimdi normal Vestel Venus V3'te işlem Snapdragon 212 idi. 212 kullanılıyordu. Burada MediaTek'in bir işlemci çözümü kullanılmış. Bu sayede 4.5G desteği de kazandırılmış. Şimdi gayet burada hızın yüksek olduğunu görüyoruz. Kategori 4 sınıfı bir LTE modem var içerisinde. O yüzden 150'ye 50 hızlarında burada da gayet iyi bir hız skoru elde etti. CPU Z'den bakalım. İşlemcisi MediaTek MT6735 4 çekirdekli ARM Cortex A53 tabanlı 64 bit desteğine de sahip 1 GHz hızında çalışıyor. Grafik birimi Mali T720. T720-720p ekranlı bir telefonda güzel bir grafik performansı verecektir. Yani cihazda oyunla ilgili çok sıkıntı çıkmaz. 720p ekran, demin dediğim gibi RAM 1 GB ve 16 GB'da daire hafıza var. Bunun 9.36 GB'ını şu anda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Telefonun en güzel kısmı bataryası. Telefonun bataryası oldukça büyük bir kapasiteye sahip. Şuradan arka kapağını açabiliyorsak açalım, sizlere de gösterelim. Evet arkadaşlar, 3140 mAh'lik bir batarya var. Yani bu da böyle bir telefon için çok iyi bir batarya. 3140 mAh batarya bu telefonu en az 2-3 gün boyunca şarjını yüksek bir şekilde tutacaktır. Çünkü Lenovo Vibe P1 gibi, Asus Zenfone Max gibi 5.5 inçlik 5000 mAh'lik bataryalardan daha az güç tüketecek bir donanım konfigürasyonuna sahip. O yüzden bu telefon gerçekten batarya ömrü açısından oldukça başarılı olacaktır. Telefonun ortalama tam net fiyatını bilmiyorum. Ama hani dedikleri gibi 36 ay taksitle 19 liraya alabileceksiniz. Telefon hani peşin fiyatına da yaklaşık 700 lira bandında bir telefon olarak karşımıza çıkacak. Yani uygun fiyatlı bir telefon. Son olarak kameraya da bakalım isterseniz. Kamera özelliklerinden de bahsedelim. Hem biraz da arayüzünü gezdireyim. Standart Android ara biriminin biraz launcher'la değiştirilmiş sürümü. Ara birimi güzel. Hani herhangi bir hızda yavaşlık yok. Android 5.1 ile geliyor. 6.0 ile düz gelebilirdi. 5.1 tercih etmişler. Belki önümüzde günlerde sistem güncellemesi gelir. Kamera kısmında da şuradan da bir kopya çekeyim. Ön kamerası 5 megapiksel, ana kamerası 8 megapiksel. Şuradan da bir açılışını ve nasıl çektiğini gösterelim sizlere. Tabi arkası pisttir büyük ihtimalle. Ya ana kamerası kötü değil. Ön kameraya bakalım. Bizi çeken arkadaş da gözüksün. Ayrıca da bizim bir takipçimiz, iyi bir takipçimiz. Evet arkadaşlar, ön kamerası da bu şekilde. Şimdi sunum başlayacak. Telefonla ilgili özellikler bu şekilde. Önümüzdeki günlerde Vestel Venus V3'ü Turkcell'den alabileceksiniz. Telefon özellikleri bu şekilde.